Evde annanın ilk karşısına çıkan kişi Seryojaydı. Dadının bağırışını aldırmaksızın annesine doğru merdivenleri atlaya zıplaya indi. Delice bir heyecanla anne anne diye bağırıyordu. Annesinin yanına gelince boynuna asıldı. "Size annemdir demiştim." diye dadıya bağırıyordu Seryoja biliyordum. Tıpkı kocası gibi oğlu da annede hayal kırıklığına benzer bir duygu uyandırdı hayalinde onu gerçekte olduğundan daha güzel canlandırmıştı. Onu olduğu gibi sevip bundan haz almak için gerçeğe dönmek zorunda kaldı. Ama Seryoja sarı kıvır kıvır saçları, mavi gözleri ve iyice gerilmiş çorapları içindeki tombul düzgün bacaklarıyla olduğu gibi de çok güzeldi. Anna oğlunun yakınlığını ve sevgisini hissettiğinde neredeyse bedensel bir zevk, onun saf, kolayca inanan, sevgi dolu bakışlarıyla karşılaştıkça ve safça sorduğu sorularını işittikçe de ahlaki bir rahatlama duyuyordu. Anna, Dolin'in çocuklarının gönderdiği armağanları çıkarttı. Oğluna Moskova'da Tanya diye küçük bir kız olduğunu, bu Tanya'nın okumayı bildiğini ve hatta öbür çocuklara da öğrettiğini anlattı. ''Ne yani ben ondan kötü müyüm?'' diye sordu Seryoja. ''Benim için dünyadaki herkesten daha iyisin.'' Bunu biliyorum, dedi Seryoja gülümseyerek. Anna daha kahvesini içemeden Kontez Lidya Ivanovna'nın geldiğini haber verdiler. Kontez Lidya Ivanovna yüzü hasta gibi sarı, güzel kara gözleri hülyalı hülyalı bakan, uzun boylu, şişman bir kadındı. Anna onu severdi ama şimdi sanki ilk kez bütün kusurlarıyla birlikte görmüştü. E ee dostum zeytin dalını götürdünüz mü?'' diye sordu Kontez Lidya Ivanovna Odaya girer girmez. Evet hepsi bitti ama mesele bizim düşündüğümüz kadar ciddi de değilmiş diye yanıtladı Anna. Fakat kendisini ilgilendirmeyen konulara pek meraklı olan Kontes Lydia Ivanovna onu ilgilendiren bir konuyu da hiç dinlememek gibi bir alışkanlığa sahipti. Anna'nın sözünü kesti. Evet dünyada ne çok dert ve kötülük var. Ben de bugün çok bitkin durumdayım dedi. Anna gülümsemesini tutmaya çalışarak "Ne oldu?" diye sordu. Gerçek uğrunda boş yere çabalamaktan yorulmaya başlıyorum ve bazen sinirlerim iyice bozuluyor. Hemşireler işi, hayırsever, dinci, yurtsever bir kuruluştu bu. Çok iyi gidiyordu ama bu beylerle hiçbir şey yapılamıyor diye ekledi Kontes Lidya Ivanovna. Kaderine alaycı bir şekilde boyun eğerek. Bu düşünceye sim sıkı sarıldılar. İler dudar tarafını bırakmadılar. Sonra da çok sığ ve incir çekirdeğini doldurmayacak yargılara vardılar.'' kocanızın da aralarında olduğu iki üç kişi için önemini anlıyor. Diğerleri ise sadece gözden düşürüyorlar. Dün Pravdin'in bana yazdığına göre, Pravdin yurt dışında yaşayan tanınmış bir panslavisti ve Kontes Lidya Ivanovna Pravdin'in yazdığı mektubun içeriğini anlatmaya başlamıştı. Kontes daha sonra bir takım tatsızlıkları, kiliselerin birleştirilmesine karşı döndürülen dolapları anlattı. Sonra o gün hem bir dernekteki hem de Slav komitesindeki toplantılara katılmak zorunda olduğu için telaşla gitti. Eskiden de bunların hepsi vardı ama ben neden bunu daha önce fark etmiyordum dedi Anna kendi kendisine. Yoksa bugün çok mu sinirliydi? Aslında komik. İyi bir Hristiyan ve hayırseverdi ama her şeye kızıyor, sürekli de düşmanları oluyor. Hem de Hristiyanlık ve hayırseverlik adına edindiği düşmanlar. Kontes Lidya Ivanovna'dan sonra kocası müdür olan bir arkadaşı geldi ve kentteki bütün haberleri anlattı. Saat üçte yemeğe gelmeye söz vererek o da gitti. Aleksey Aleksandrovich bakanlıktaydı. Yalnız kalan Anna yemekten önceki zamanı oğlu yemek yerken Oğlu ayrı yiyordu yemeğini, yanında olmaya, eşyalarını yerine yerleştirmeye, okumaya, masanın üzerinde birikmiş not ve mektuplara yanıt vermeye harcadı. Yolculuk sırasında hissettiği nedensiz utanç duygusu ve heyecan tümüyle yok olmuştu. Alışkın olduğu yaşam koşullarında kendisini yeniden sağlam ve kusursuz hissediyordu. Dünkü durumunu şaşkınlıkla hatırladı. Ne oldu peki? Hiçbir şey Bronski kolayca son verilebilecek aptalca bir şey söyledi. Ben de gereken yanıtı verdim. Bundan kocama söz etmeme gerek yok. Zaten edemem de. Bundan söz etmek önemi olmayan bir şeye önem vermek demektir.'' Petersburg'da kocasının emrinde çalışan genç bir memurun kendisine yaptığı aşk itirafına benzer şeyi anlattığını ve Aleksey Aleksandrovich'in Sosede'de yaşayan her kadının böyle durumlarla karşılaşabileceğini ama karısının ölçülü davranacağına tam olarak güvendiğini, hiçbir zaman onu ve kendisini kıskançlık yapacak kadar alçaltmayacağını söylediğini anımsadı. O zaman söylememe gerek yok demek ki. Evet çok şükür. Söyleyecek bir şey de yok dedi Anna kendi kendine. Aleksey Aleksandrovic bakanlıktan saat dörtte döndü. Ama genellikle yaptığı gibi karısını yanına gitmedi. Kendisini bekleyen ricacıları kabul etmek ve yöneticinin getirdiği bazı kağıtları imzalamak için çalışma odasına geçti. Yemek saatine doğru Aleksey Aleksandrovic'in yaşlı kuzini, bir daire başkanı ile karısı, Alexey Aleksandrovic'e memuriyet için tavsiye edilen bir genç adamı getirdiler. Kareninlerin sofrasında her zaman 3-4 konuk olurdu. Anna gelenlerle ilgilenmek için salona geçti. Bronzdan yapılmış birinci Petro saati daha beşinci vuruşunu yapmamıştı ki Aleksey Aleksandrovic yemekten hemen sonra gitmek zorunda olduğu için beyaz gravatını takmış iki yıldızlı frakını giymiş olarak geldi. Alexey Aleksandrovich'in yaşamının her dakikası doluydu ve bir işe ayrılmıştı. Her gün kendisini bekleyen işleri yapabilmek için son derece titiz davranırdı. Parolası acele etmeden ve dinlenmeden şeklindeydi. Salona girdi, herkesle selamlaşıp karısına gülümseyerek hemen yerine oturdu. Evet, yalnızlığım sona erdi. Tek başına yemek yemek ne kadar sıkıcı bir şeymiş sıkıcı sözcüğünün üzerine basarak söylemişti. İnanmazsınız. Yemekte karısıyla Moskova'daki işler konusunda konuştu. Alaycı bir gülümsemeyle Stefan Arkadiç'i sordu. Ama konuşma daha çok genel konularda, Petersburg'da memuriyetle ve toplumsal işlerle ilgili konularda sürdü. Yemekten sonra yarım saatini konuklarla geçirdi ve dudaklarında yine bir gülümsemeyle karısının elini sıkıp bir toplantıya gitti. Anna ne geldiğini öğrenip akşam evine çağıran Prenses Betsy Tverskaya'ya ne de akşam için özel bir locasının olduğu tiyatroya gitmedi. Gitmemesinin nedeni daha çok giymeyi düşündüğü elbisesinin hazır olmamasıydı. Anna konuklar gittikten sonra hazırlanıp süslenirken çok sinirlenmişti. Genellikle çok para harcamadan giyinme ustası olan Anna, Moskova'ya gitmeden önce modelini değiştirtmek üzere üç elbisesini bir modacıya vermişti. Elbiselerin modelinin tanınmayacak şekilde değiştirilmesi ve bundan 3 gün önce hazır olması gerekiyordu. İki elbisenin hazır olmadığı, birinin ise Anna'nın istediği gibi yapılmadığı anlaşılmıştı. Modacı açıklama yapmaya gelmiş, bu şekilde daha iyi olacağını ileri sürmüştü ama Anna öyle sinirlenmişti ki sonradan hatırlayınca çok utandı. İyice sakinleşebilmek için çocuk odasına gitti ve bütün akşamı oğluyla birlikte geçirdi. Onu kendisi yatırdı, kutsadı, üstünü battaniyeyle örttü. Hiçbir yere gitmediğine, akşamı bu kadar güzel geçirdiğine çok memnundu. Trende gelirken kendisine çok önemli gibi görünen şeylerin, sosyete hayatının alışılmış, önemsiz olaylarından sadece biri olduğunu, ne kendisine karşı ne de herhangi bir kimseye karşı utanılacak bir şeyi bulunmadığını açıkça görecek kadar rahatlamış ve hafiflemişti. Eline İngilizce bir roman alıp şöminenin önüne oturmuş kocasını bekliyordu. Tam saat dokuz buçukta zil çaldı ve kocası içeri girdi. Nihayet geldin dedi Anna elini kocasını uzatarak. Aleksey Aleksandrovich karısının elini öptü ve yanına oturdu. Gördüğüm kadarıyla yolculuğun başarılı geçmiş," dedi karısına. "Evet, çok başarılı," diye yanıtladı Anna ve her şeyi Vronskaya ile yaptığı yolculuğu, Moskova'ya varışını, istasyonda meydana gelen olayı en başından başlayıp anlatmaya koyuldu. Sonra ilk önce kardeşine, daha sonra da Doli'yi acıdığını anlattı. "Senin kardeşim bile olsa böyle bir adamın affedilebileceğine hiç ihtimal vermem," dedi Aleksey Aleksandrovich sert bir ifadeyle. Anna gülümsedi. Bunu sırf akrabalık ilişkilerinin kafasındaki samimi düşünceyi ortaya koymasına engel olamayacağını göstermek için söylediğini anlamıştı. Kocasının bu özelliğini biliyor ve bunu seviyordu. Her şeyin mutlulukla sonuçlanmasına ve senin dönmene sevindim diye devam etti Alexey Aleksandrovich. E kurulda yaptığım yenilik hakkında ne diyorlar orada? Anna bu durumla ilgili olarak hiçbir şey duymamıştı ve kocası için bu kadar önemli bir şeyi kolayca unutabilmiş olmasından utandı. Alexey Aleksandrovich kendini beğenmiş bir gülümsemeyle "Burada tam tersine büyük gürültü koptu." dedi. Anna, Alexey Aleksandrovich'in bu konuyla ilgili olarak kendi açısından hoş bir şeyler söylemek istediğini gördü ve soru sorarak onu anlatmaya teşvik etti. Alexey Alexandrovich bu yenilik nedeniyle aldığı alkışları aynı kendini beğenmiş gülümsemeyle anlattı. Çok sevindim. Bu da bizde artık bu konuyla ilgili akılcı ve kesin bir görüşün sonunda yerleşmeye başladığını kanıtlıyor." dedi. Alexey Alexandrovich ikinci çayını kaymak ve ekmekle birlikte içip bitirdikten sonra kalkıp çalışma odasına gitti. Hiçbir yere gitmemişsin. Canını sıkan bir şey mi oldu yoksa? dedi. Onun hemen ardından kalkıp salondan çalışma odasına geçirken ''Yo hayır'' diye yanıtladı Anna. ''Ve şimdi ne okuyorsun?'' diye sordu. Hmm, güzel bir kitap. <laughs> Anna insan sevdiklerinin zayıflıklarına nasıl gülerse öyle gülümsedi ve kocasının elini tutarak onu çalışma odasının kapısına kadar götürdü. Onun bir zorunluluk haline getirdiği akşamları kitap okuma alışkanlığını biliyordu.'' kocasının neredeyse bütün zamanını alan memuriyet görevlerine rağmen zihinsel alanda ortaya çıkan bütün güzel şeyleri izlemeyi bir görev saydığını biliyordu. Aslında siyaset, felsefe, ilahiyat kitaplarının kocasını ilgilendirdiğini, sanatın yapısı nedeniyle ona son derece yabancı olduğunu ama buna rağmen ya da daha doğrusu bundan dolayı Alexey Aleksandrovich'in bu alanda gürültü koparan bir şeyi gözden kaçırmadığını, ve her şeyi okumayı görev saydığını da biliyordu. Siyaset, felsefe ve ilahiyat alanında Alexey Aleksandrovich'in kuşkuları olduğunu ya da araştırma yaptığını biliyordu. Fakat sanat ve şiir özellikle de anlamaktan tamamen yoksun olduğu müzik konularında çok belirgin ve kesin düşüncelere sahipti. Shakespeare'den, Raphael'den, Beethoven'dan hepsini çok açık bir mantıkla sınıflandırdığı yeni şiir ve müzik okullarının öneminden söz etmeyi severdi. Anna, koltuğunun yanına abajurlu bir mumun ve bir sürahi suyun konduğu çalışma odasının kapısının önünde ''Hadi Tanrı seninle olsun'' dedi. ''Ben de Moskova'ya mektup yazacağım.'' Aleksey Aleksandrovich karısının elini sıktı ve bir kez daha öptü. Odasına dönen Anna sanki onu suçlayan ve sevmenin olanaksız olduğunu söyleyen birine karşı korurcasına yine de iyi insan, dürüst, iyi yürekli ve kendi alanında mükemmel biri dedi kendi kendine. Ama şu kulakları ne tuhaf bir şekilde dışarı fırlıyor. Saçını mı kestirmiş yoksa? Tam saat 12'de Anna'nın Dolly'ye yazdığı mektubu bitirmeye çalışarak hala yazı masasının başında oturduğu sırada terlik giymiş ayakların düzgün adım sesleri duyuldu ve Aleksey Aleksandrovich yıkanmış saçlarını taramış, koltuğunun altında kitabıyla Anna'nın odasına geldi. ''Yatma zamanı geldi.'' dedi anlamlı bir gülümsemeyle ve yatak odasına geçti. Anna, Bronskinin Aleksey Aleksandrovich'e bakışını anımsayarak hem ona bu şekilde bakma hakkını nereden buluyor diye düşündü. Üstünü çıkarıp yatak odasına gitti ama yüzünde Moskova'dayken gözlerinden ve gülümsemesinden fışkıran o canlılıktan eser yoktu tersine içindeki ateş artık sönmüş ya da uzak bir yere gizlenmiş gibi görünüyordu Bronski Petersburg'dan ayrılırken Morskaya'daki büyük dairesini dostu ve sevgili arkadaşı Petriski'ye bırakmıştı Petriski çok soylu olmayan Bırakın zengin olmayı, boğazına kadar borca batmış. Her gün akşama doğru sarhoş olan, gülünç ve pis olaylar yüzünden sık sık askeri hapishaneye düşen ama hem arkadaşları hem de komutanları tarafından sevilen genç bir teğmendi. Saat 12'de istasyondan evine gelen Vronsky kapının önünde tanıdık bir kupa arabası gördü. Daha zili çalar çalmaz kapının arkasından bir erkek kahkahası, cıvıl cıvıl bir kadın sesi ve Petriski'nin ''Haydutlardan biri ise içeri alma'' diye bağırışını duydu. Fronski emir eline geldiğini haber vermemesini söyledi ve sessizce ilk odaya girdi. Petriski'nin ahbabı Baroness Shilton, leylak rengi atlas elbisesiyle ve kırmızı yanaklı, sarışın, küçük yüzüyle etrafa ışıklar saçarak ve Paris ağzı konuşmasıyla bir kanarya gibi bütün odayı doldurarak yuvarlak masanın önüne oturmuş kahve pişiriyordu. Petriski'nin sırtında paltosu, süvari yüzbaşısı Kamerovski'nin üniforması vardı. Herhalde görevden gelmişti. Baroness Shilton'un çevresinde oturuyorlardı. Petriski sandalyeyi gürültüyle iterek ayağa fırladı ve ''Bravo, Vronski!'' diye bağırdı. İşte ev sahibi geldi. Baroness yeni cezveden ona da bir kahve. ''Beklemiyorduk. Umarım odanın süsünden memnunsundur.'' dedi baronesi göstererek. Siz tanışıyor musunuz? Vronski neşeyle gülümseyip baronesin küçük elini sıkarak elbette dedi. Nasıl tanışmayız eski dostuz? Yoldan geldiniz dedi barones ben de kaçayım. Ah size engel oluyorsam hemen şu dakikada giderim. Siz nerede olsanız evinizde gibisinizdir barones dedi Vronski. Kamerovski'nin elini soğuk bir şekilde sıkarak merhaba Kamerovski diye ekledi. Barones Petriski'ye dönerek ''Siz böyle güzel şeyleri söylemeyi beceremiyorsunuz.'' dedi. ''Yo neden? Yemekten sonra ben de kötü şeyler söylemeyeceğim.'' Ama yemekten sonra bir faydası yok. Size de bir kahve vereyim. Gidip elinizi yüzünüzü yıkar. Kendinize çeki düzen verirsiniz bu arada, dedi barones. Tekrar oturup yeni cezvenin düğmesini dikkatlice çevirerek. Pierre kahveyi verin, dedi Petriski'ye. Petriski soyadından dolayı ona Pierre diyor ve ilişkisini saklamıyordu. İlave yapacağım. Kahvenin tadını bozacaksınız. Hayır bozmam. E karınız nasıl dedi barones birden Vronski'nin arkadaşıyla konuşmasını keserek. Biz sizi evlendirdik burada. Karınızı getirdiniz mi? Hayır barones ben çingene olarak doğduğum çingene olarak öleceğim. Daha iyi daha iyi elinizi verin. Barones, Vronski'yi bırakmayıp yaşamıyla ilgili son planlarını bol bol şaka yaparak anlatmaya, tavsiyelerini sormaya koyuldu. O hala benden ayrılmaya yanaşmıyor. Ne yapmam gerekir? O, Barones'in kocasıydı. Artık dava açmak istiyorum. Siz ne yapmamı tavsiye edersiniz? Kamerovski kahveye bakın taşıyor, görüyorsunuz ben meşgulüm. Dava açmak istiyorum çünkü bana ait malları kurtarmam gerekiyor. Bu saçmalığı anlıyor musunuz? Sözde ben ona sadık değilmişim. Bunu küçümseyerek söylemişti. Bu yüzden benim malımdan yararlanmak istiyor. Vronsky güzel bir kadının neşeli cıvıltısını keyifle dinliyor, söylediklerini onaylıyor, yarı şaka yarı ciddi tavsiyeler veriyordu. Bu türden kadınlarla konuşurken alışkın olduğu tavrı takınmıştı hemen. Vronsky'nin Petersburg dünyasında insanlar tamamen birbirine karşıt, iki cinse ayrılıyordu. Birincisi aşağı cinsti, kaba, ahmak ama asıl bir erkeği nikahlandığı tek kadınla yaşaması gerektiğine, bir genç kızın bakire, kadının utangaç, erkeğin mert, ölçülü ve kararlı olması, çocuklarını yetiştirmesi, ekmeğini kazanması, borçları ödenmesi gerektiğine ve buna benzer saçmalıklara inanan gülünç insanlar. Modası geçmiş ve gülünç insanlar türüydü bu ama diğer tür gerçek insanlardan oluşuyordu. Kendileri de bu türe aittiler. Bu türden olanların seçkin, güzel, gönlü yüce, cesur, neşeli olması, hiç yüz kızı kızarmadan kendini her türlü tutkuya teslim etmesi ve geri kalan herkesle alay etmesi gerekiyordu. Vronsky, Moskova'dan getirdiği bambaşka bir dünyanın izlenimlerinden sonra sadece ilk dakikada afallamıştı. Ancak hemen sanki ayaklarını eski terliklerine sokuyormuş gibi eski, neşeli ve hoş dünyasına girivermişti. Böylece kahve pişirilememiş, herkesin üstünü başını sıçramış, taşmış ama tam da gerekli olan şeyi yapmış, yani gürültü ve kahkaha için bahane olmuş, pahalı halıya ve baronesin elbisesine dökülmüştü. Hadi artık ben gideyim. Yoksa siz hiçbir zaman gidip elinizi yüzünüzü yıkamayacaksınız. Ve düzgün bir adımın pis kalması gibi çok ağır bir suç vicdanıma yük olacak. Demek boğazına bıçak dayamamı tavsiye ediyorsunuz. Ne yapıp edip elinizi de onun dudaklarına yakın tutun ki elinizi öpsün ve her şey tatlıya bağlansın diye yanıtladı Vronsky. Öyleyse bugün Fransız tiyatrosunda dedi barones ve elbisesini hışırdatarak ortadan kayboldu. Kamerovski de kalkmıştı. Bronski ise onun elini sıkıp çıkmasını beklemeden tuvalete gitti. O elini yüzünü yıkarken Petriski de ana hatlarıyla durumunu, Vronski gittikten sonra durumunun ne kadar değiştiğini anlattı. Hiç parası yoktu. Babası para vermeyeceğini ve borçlarını ödemeyeceğini söylemişti. Terzi hapse attırmak istiyor, başka biri daha mutlaka hapse attıracağını söylüyordu. Alay komutanı bu rezaletler sona ermeyecek olursa, alaydan ayrılması gerekeceğini söylemişti. Barones sürekli para verme isteğiyle bıktırmıştı ama başka bir kadın vardı. O kadını Vronsky'ye gösterecekti. Harika, çok güzel, doğu tarzında, köle Rebecca türünden anlarsın ya diyordu. Dün Berkoşev'le kavga etmişti. Berkoşev düello tanıklarını göndermek istemişti. Ama pek tabii ki bundan bir şey çıkmayacaktı. Genel olarak her şey mükemmel ve son derece neşeliydi arkadaşının kendi durumunun ayrıntılarına dalmasına izin vermeyen Petriski bütün ilginç haberleri anlatmaya girişti. Vronsky, 3 yıllık dairesinin tanıdık ortamında Petriski'nin çok iyi bildiği hikayelerini dinlerken alışkın olduğu, gamsız Petersburg yaşamına dönmekten kaynaklanan hoş bir duyguya kapılmıştı. Kırmızı sağlam boynunu yıkadığı lavabonun pedalını bırakıp, ''Olamaz, diye bağırdı. Laura'nın Mileyev'le birlikte olduğu ve Fertingov'u terk ettiği haberini duyunca da olamaz hala öyle aptal ve halinden memnun mu? Peki Buzulukov? Ah Buzulukov'un başına gelenler bir alem diye bağırdı Petriski. Onun tutkusu balolardır ya saraydaki bir tek baloyu bile kaçırmaz. Yeni miğferleri gördün mü? Çok güzel daha hafif sadece biraz pahalı ama dinle bak. Dinliyorum diye karşılık verdi Vronski havluyla kullanırken. Bir Grand Düşes bir elçi ile birlikte yürüyor. Şansa bak Grand Duchess ile elçinin arasında yeni miğferlerle ilgili bir konuşma geçiyormuş. Grand Düşes yeni bir miğfer göstermek istiyor. Bakıyorlar bizimki orada duruyor. Petriski onun miğferiyle nasıl durduğunu gösteriyordu. Grand Düşes miğferi kendisine vermesini istiyor o vermiyor. Bu da ne demek oluyor? Bizimkine ne? Kaş göz işareti yapıyorlar, kaşlarını çatıyorlar, ver. Vermiyor, kımıldamadan duruyor. Düşünebiliyor musun? Ancak hani şu adı neydi? Bizimkinden miğferi almak istiyor, o yine vermiyor. Adam çekip alıyor ve grandüşesi uzatıyor. İşte yeni miğfer diyor grandüşes. Miğferi çeviriyor ve tesavvur edebiliyor musun? İçinden pat diye bir armutla iki funt şekerleme düşüyor. Adam bunları toplamış. Bronski kahkahadan kırılıyordu. Uzun zaman sonra da başka bir şeyden söz ederlerken bile Mifer aklına gelince sağlam ve düzgün dişlerini göstererek yine katıla katıla gülüyordu. Vronski bütün haberleri aldıktan sonra uşağın yardımıyla üniformasını giyip geldiğini bildirmeye gitti. Bu işi yaptıktan sonra kardeşine ve Betsy'ye gitmek, Karenina ile karşılaşabileceği sosyete grubuna girmeyi sağlayacak birkaç ziyaret yapmak niyetindeydi. Petersburg'da her zaman olduğu gibi gece geç vakitlerde dönmek üzere evden çıktı. Kışın sonunda Siçer Baskler'in evinde Kiti'nin sağlığının ne durumda olduğuna ve zayıflayan gücünü yeniden kazandırmak için ne yapılması gerektiğine karar verilecek bir konsültasyon yapıldı. Kiti hastaydı ve ilkbaharın yaklaşmasıyla birlikte sağlığı daha da kötüleşiyordu. Aile doktoru ona önce balık yağı, sonra demir, daha sonra da yakı verdi. Ama ne birincisi ne ikincisi ne de üçüncüsü bir işe yaramadığından ve doktor ilkbaharda yurt dışına gitmesini tavsiye ettiğinden ünlü bir doktor çağrıldı. Henüz genç ve son derece yakışıklı bir adam olan ünlü doktor hastayı muayene etmek istedi. Doktor, genç kızların utangaçlığının yalnızca bir barbarlık kalıntısı olduğunu ve henüz yaşlı olmayan bir erkeğin çıplak bir genç kızı elle muayene etmesinden daha doğal bir şey olmadığını özel bir zevkle ileri sürüyor gibiydi. Bunu her gün yaptığını, yaparken de hiçbir şey hissetmediği, kendince kötü bir şey düşünmediği için bunu doğal buluyordu. Bu yüzden de genç kızın utangaçlığını sadece bir barbarlık kalıntısı değil, aynı zamanda kendisini hakaret sayıyordu. Boyun eğmek gerekiyordu. Çünkü bütün doktorların aynı okulda, aynı kitaplarla okumalarına, aynı bilgileri bilmelerine ve bazı kişilerin bu ünlü doktorun kötü bir doktor olduğunu söylemesine karşın, prensesin evinde ve çevresinde her nedense bir tek bu ünlü doktorun özel bir şey bildiği ve bir tek onun kitiyi kurtarabileceği kabul ediliyordu. Ünlü doktor utancından şaşkına dönmüş hastayı dikkatle muayene edip sırtına tık tık vurduktan sonra ellerini iyice yıkayıp konuk odasında prensle konuştu. Prens doktoru dinlerken öksürerek kaşlarını çattı. Aptal ya da hasta olmayan deneyimli prens tıbba inanmıyordu ve Kitty'nin hastalığının nedenini bir tek otam olarak anladığı için de oynanan bu komediye için için kızıyordu. Prens kızının hastalığının belirtileri konusunda ünlü doktorun gevezediklerini dinlerken boşa havlayan köpek diye düşündü. Avcılık sözlüğünden aldığı bu ifadenin ünlü doktor için uygun olacağını düşündü. Bu arada doktor bu yaşlı beyzadeye karşı hissettiği küçümsemeyi belli etmemek için kendini zor tutuyor ve onun anlayabileceği düzeye zor iniyordu yaşlı adamla bir şey konuşulamayacağını, bu evin reisinin anne olduğunu anlıyordu. İncilerini onun önüne dökmeye niyetleniyordu. Bu sırada prenses aile doktoru ile birlikte konuk odasına girdi. Prens bu komediye ne kadar güldüğünü fark ettirmemeye çalışarak oradan uzaklaştı. Prenses şaşkındı ve ne yapacağını bilmiyordu. Kitty'ye karşı kendini suçlu hissediyordu. Doktor, alın yazımızı belirleyin, dedi prenses. Her şeyi söyleyin bana, umut var mı? Demek istiyordu ama dudakları titremeye başlamıştı. Bu soruyu soramadı. Evet doktor. Prenses, da konuştuktan sonra size düşüncemi söylemekten onur duyacağım. Yani sizi yalnız mı bırakalım? Nasıl isterseniz. Prenses derin bir iç çekip çıktı. Doktorlar baş başa kaldıklarında aile doktoru, hastada veren başlangıcı olduğu yolundaki düşüncesini çekinerek açıkladı. Ünlü doktor onun konuşmasını dinledi ve konuşmanın ortasında büyük altın saatini çıkarıp baktı. Öyle ama dedi ünlü doktor. Aile doktoru konuşmanın ortasında saygıyla durdu. Bildiğiniz gibi biz veren başlangıcını teşhis edemeyiz. Kaverler ortaya çıkmadan önce belirgin bir şey yoktur. Ama kuşkulanabiliriz işaretler var zaten. Kötü beslenme, sinirlilik vesaire. Sorun şu, veremden kuşkun beslenmeye destek olmak için ne yapmak gerekiyor? Aile doktoru ince bir gülümsemeyle, ama siz de bilirsiniz ki bu hastalığın arkasında her zaman manevi ve ruhsal nedenler gizlidir, diye ekledi. Ünlü doktor saatine bakıp, ''Evet tabii'' diye yanıtladı. ''Pardon, Yavuz'a köprüsü yapıldı mı acaba?'' Yoksa hala dolaşmak mı gerekiyor? Ah yapıldı demek. O zaman 20 dakikada gidebilirim. Beslenmeye destek olmak ve sinirleri düzeltmek diyorduk. Biri diğeriyle bağlantılı. Her iki yandan da çalışmak gerek. Peki yurt dışına gitmesine ne dersiniz? diye sordu aile doktoru. Ben yurt dışı gezilerinin düşmanıyım. Eğer veren başlangıcı söz konusuysa ki bunu biz bilemiyoruz o zaman yurt dışına gitmesinin bir faydası olmaz.'' beslenmeye destek olacak zararsız bir ilaç gerekli. Ünlü doktor soden sularıyla tedavi planını açıkladı. Bu suları önermesinin asıl amacı bunların zararsız sular olmasıydı. Aile doktoru dikkatle ve saygıyla dinliyordu. Fakat alışkanlıkların değiştirilmesi ve anıları canlandıran koşullardan uzaklaşmak açısından yurt dışına gitmenin faydalı olabileceğini söyleyebilirim, dedi. Ya gitsinler o zaman, Yalnız şu Alman şarlatanlar zarar verir. Sözümüzü dinlemeleri gerek. Ne yapalım gitsinler o zaman.'' Tekrar saatine göz attı. ''Oo gitme zamanı gelmiş.'' dedi ve kapıya yöneldi. Ünlü doktor yaşlı prensese hastayı bir kez daha görmesi gerektiğini söyledi. Nezaket duygusu bunu söyletmiş olmalıydı. ''Nasıl bir kez daha mı muayene edeceksiniz?'' diye haykırdı prenses korkuyla. O oh, hayır, bazı ayrıntıları öğrenmem gerekiyor prenses. Lütfen buyurun. Ve anne doktorun eşliğinde kitinin olduğu konuk odasına girdi. İğne ipliğe dönmüş. Biraz önce duyduğu utanç yüzünden yanakları kızarmış. Gözlerinde özel bir parıltıyla odanın ortasında dikiliyordu. Doktor girdiğinde kıpkırmızı oldu ve gözleri yaşla doldu. Hastalığı ve bu hastalığın tedavisi onu ne kadar aptalca ve gülünç bir şey olarak görünüyordu. Tedavisi kırık bir vazonun parçalarının yeniden birleştirilmesi kadar gülünç geliyordu. Kalbi kırılmıştı. Ne yani onu haplarla tozlarla mı iyileştirmek istiyorlardı? Ama bu işte kendisini suçlu olarak gördüğü için annesini kıramıyordu. "Zahmet olmazsa oturun," dedi ünlü doktor. Kendisi de gülümseyerek kızın karşısına oturdu, nabzını saydı ve yine sıkıcı sorular sormaya başladı. Kitty ona cevap verirken bir anda sinirlenip ayağa kalktı. Bağışlayın beni doktor ama doğrusu bu hiçbir işe yaramaz. Üçüncü defadır bana aynı soruları soruyorsunuz. Ünlü doktor kızmadı. Kitty dışarı çıktığında prensese hastalığın neden olduğu sinirlik hali dedi. Zaten bitirmiştim. Sonra doktor son derece akıllı bir kadına anlatıyormuş gibi prensese kızının durumunu bilimsel olarak anlattı ve hiç gerekli olmayan suların nasıl içileceği konusunda talimatlar vererek sözlerini bitirdi. Yurt dışına gitmek konusundaki soru üzerine doktor çok zor bir sorunun yanıtını arıyormuş gibi uzun uzun düşündü. Sonunda kararını açıkladı. Gidebilirlerdi ama şarlatanlara inanmamalıydılar. Her konuda kendisine başvurmalıydılar.'' Doktor gittikten sonra sanki neşeli bir şey oldu. Kızının yanına dönen prenses neşelenmişti. Kide de neşelenmiş gibi yapıyordu. Artık sık sık hatta hemen hemen her zaman rol yapmak zorunda kalıyordu. Doğrusu ben iyiyim maman. Ama eğer siz gitmek istiyorsanız gidelim dedi ve bu yolculukla ilgilendiğini göstermeye çalışarak yol hazırlıklarından söz etmeye koyuldu.